Arkadaşlar merhaba. Bu hafta iş hukuku ile ilgili ilk bölümümüzü sizinle paylaşacağım. Umarım güzel bir çalışma olur. 12 bölümlü olacak. Büyük bir kısmı bireysel iş hukuku. Son 3 bölümü ise toplu iş hukuku olacak. İş hukuku ile ilgili birbirimize bir şeyler katacağız arkadaşlar. Kaynaklarla başlayalım. Can İklioğlu, Can Bolat ve Çelik İş Hukuku Dersleri, Ercan Akyiğit'in İş Hukuku Kitabı, Sarper Süzey'in İş Hukuku Kitabı, Müjdat Şakar'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kitabı, Demircioğlu Centel'in İş Hukuku Kitabı, bir de son olarak Ekmekçi'nin arkadaşlar İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku Kitabı bizim kaynağımız. Ben Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğretim üyesiyim. Adım Mehmet Bağcı. Umarım sizinle tanışmak güzel olacak. Şimdi arkadaşlar iş hukukunun konusuyla başlayalım. Çalışma kamu sektöründe ya da özel sektörde bir iş sözleşmesine dayalı olarak sürdürülüyorsa iş hukukunun konusuna giren bir çalışma söz konusudur. Kamu ya da özel olup olmaması önemli değil. Bir iş sözleşmesine dayalı olarak sürdürülmesi bu husus için yeterlidir. Arkadaşlar iş hukukunda işçinin işverene gerek hukuki ve gerekse de ekonomik yönden bağımlı olması, dolayısıyla zayıf durumda bulunması nedeniyle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İş hukukunun çıkış noktası işçilerdir özetle, işveren değil. Arkadaşlar, iş hukuku işçi ile işveren ve bunlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Dolayısıyla kamu hukukuna mı girer, özel hukuka mı girer konusu hep böyle tereddütle yaklaşılan bir konudur. Ama hem büyük oranda borçlar hukukunun içerisinden çıkması nedeniyle özel hukuku ama devletin de bu konuya müdahil olması nedeniyle kamu hukukunu ilgilendiren hususları vardır. O nedenle kıymetli arkadaşlarım karma bir hukuk dalıdır diyoruz. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi hizmet ya da mal üretimine yönelik olabilir. Yani eskiden acaba sadece bedeni olarak çalışanlar, işte ne bileyim kazma kürek sallayanlar, fabrikada makine başında olanlar mı sadece iş hukukunun konusundadır, büroda çalışanlar değil midir diye tereddüt vardı. Ya da garsonlar, hizmet sektöründe olanlar. Sonuçta bu hususla ilgili tereddüt ortadan kalktı. Her iki kesim de kıymetli arkadaşlarım iş hukukunun konusu içerisindedir. İş hukuku çalışanların ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Az önce de belirttim. İşverenin ihtiyacı olarak değil. Az önce de belirttiğim gibi iş hukuku işçilerin özel hukuku olarak nitelendirilir. Ve iş hukuku kuralları işçilerin taraf olduğu durumlarda uygulama alanı bulur. İş hukuku kuralları işçilerin taraf olduğu alanlarda uygulama alanı bulur kıymetli arkadaşlar. İş hukukunun bölümlerini biz hani ana olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayırıyoruz ama bunun yanına iş yargısını da ekleyebiliriz. Biraz sonra göreceğiz. Bireysel iş hukuku işçi ile işverenin iş sözleşmesinin tarafları olarak ele alınır ve sözleşmeden ve kanundan doğan karşılıklı hak ve yükümlülükleri inceler. Toplu iş hukuku işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için işveren ve işçi sendikaları aracılığıyla kurdukları ilişkiler incelenir. Bireysel işte işçi ve işveren var, sendika yok. İş sözleşmesinin tarafları olarak ele alınıyor. İşte iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin muhtevası, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin sözleşmeden ya da kanundan doğan karşılıklı hak ve borç ve yükümlülükler inceleniyor. Toplu iş hukukunda ise yeni gelince göreceğiz bir tarafta mutlaka sendika var.
İşçi tarafında mutlaka sendika olmak zorunda. İşveren tarafında eğer işveren sendika üyesiyse sendika olmak zorunda. Değilse işveren de olabilir. Dolayısıyla toplu iş hukukunun bir tarafında mutlaka sendika var. Ama toplu iş hukukunun normatif yapısı, kural koyan yapısı, sanki bir kanun koyucu gibi kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere kural koyabilme yetisi toplu iş hukukunun en önemli özelliğidir. Toplu iş hukuku şöyle diyebiliriz, bir tarafında sendikalar hukuku, bir tarafında toplu iş sözleşmesinin yapıldığı toplu iş hukuku ve son olarak da uyuşmazlık çıkması durumunda iş mücadelesi dediğimiz grev, lokalt, kanuni hakem gibi hususların belirtildiği bölüm bulunmaktadır. Bunun yanında üçüncü bölüm olarak arkadaşlar iş yargısı hukuku da var. İş yargısı hukuku kıymetli arkadaşlarım önemli çünkü basit yargılama hukukunun uygulandığı, işçi yararına ve işçi yorum ilkesinin uygulandığı bir yargı sistemidir. O yüzden iş yargısı hukukunu özel olarak inceleyeceğiz. Peki iş hukuku ne zaman çıkmış? İş hukuku arkadaşlar yeni bir hukuk dalıdır. İş hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olarak ortaya çıkması 18. yüzyıl sonlarında sanayi devriminin etkisiyle olmuştur. Sanayi devrimiyle seri üretim yapan fabrikaların ortaya çıkması, işçi sayısının artması ve işçiyi koruma ihtiyacının duyulması işçi sınıfının doğmasına sebep olmuştur. Demek ki seri üretimler nedeniyle yığın işçilerin çalışmasının ortaya çıkması, sanayi devrimiyle işte buhar devrimi vesaire bunlarla birlikte eskiden bir iki tane çalışanın olduğu yerlerde yüzlerce çalışan olmaya başlamıştır. İşte bu nedenle işçi sınıfı doğmaya başlamış. Yalnız o dönemde işçi-işveren ilişkileri sözleşme özgürlüğünün egemen olduğu borçlar hukuku içinde ele alınmaktaydı. Ne yazık ki. Bırakınız yapsınlar, az sonra göreceğiz. İktisadi liberalizmin ana ilkesi olan bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Devlet hiçbir şeye karışmıyor. Devlet ekonomiye herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Böyle bir sistem mevcut. Dolayısıyla işçiler zayıf şartlarda yaşamak, yaşantılarını sürdürmek zorunda kalırdı. O dönemde işçi ücretleri taraflar arasında serbest piyasa şartlarına göre belirlenirdi. İşçiler bu sistemin değişmesi için sendika ve grev fikrini ortaya atmışlardır. Devlet sendika ve grev fikrini kabul etmiş ve liberal devletten sosyal devlet anlayışına geçmiştir. Burada şimdi serbest piyasa şartlarına göre ücretin belirlenmesine şöyle bakabiliriz. Şu anda ülkemizde vatansızlar var, mülteciler var. Farkındaysanız ne para verirsen almak zorunda çünkü yaşamak zorunda. İşte o zaman da böyleydi. Ne para verirsen almak zorunda. Karın tokluğuna bile ya da ne bileyim barınma ve karın tokluğun karşılığında bile çalışanlar vardı. Dolayısıyla bu husus bir süre sonra sendika ve grev fikrini ortaya atmıştır. Sendika, syndicate'den geliyor, gruplaşmaktan geliyor, syndicate kelimesinden geliyor. O mütakiben devlet bu fikri kabul etmek zorunda kalmış. Dolayısıyla liberal devletten sosyal devlet anlayışına geçiş sağlanmıştır. Peki Osmanlı'da ya da iş hukukumuzun ülkemizde ortaya çıkışı nasıl olmuş? Osmanlı Devleti zamanında arkadaşlar Tanzimat öncesinde örf adet kuralları var. Zaten bir iki tane işçinin çalıştığı, ücreti sormak bile yasak, mesai mefhumu yok vesaire vesaire. İşte böyle bir durum var Osmanlı Devleti'nde. 1776 yılında belki de hani bir müellife göre dünyadaki ilk toplu sözleşme olarak adlandırılır. Kütahya'da 15-20 tane işçi işverenle gidip grup halinde pazarlık yapıyorlar ve ilk toplu sözleşme olduğu iddia ediliyor. Arkadaşlar böyle de bir aklımızda güzel bir şeyler kalsın. Hani iş hukukuna da Türk
Osmanlı-Türk hukuk sisteminin etki ettiğini görmüş olalım. Sonrasında Mecelle var. 1877'de hüküm altına alınmış. Çalışma hayatına ilişkin hükümler var. Bunun içerisinde işte hizmet sözleşmesinin temelini teşkil eden adam kirası faslı var. Fakat yeterli olmamış, yetmemiş. Tabii sanayi devrimini dünya yaşıyor ama biz henüz daha yaşamaya başlamadık. Sebep o. Sonra tatili eşgal kanunu var. Peki sonrasında Osmanlı döneminde böyle hızlı geçtikten sonra Kurtuluş Savaşı dönemi ve Cumhuriyet döneminde neler olmuş ona bir bakalım. Arkadaşlar Genç Meclis, Gazi Meclis 1920 yılında kurulduktan sonra yaptığı ilk yasalardan biri, farkındaysanız savaş dönemi, Kurtuluş Savaşı yürütülüyor. 1921 yılında 114 ve 151 sayılı kanunları yayımlamış. Zonguldak ve Ereğli Havzası'ndaki kömür işçileri kanunları, iş hukuku dalında bir takım haklar verilmiş, işte şu kadar saat çalışırlar, izin olur, ne bileyim işleri hekim olur vesaire. Sosyal güvenlikle ilgili hükümler de var. Gazi Meclisi bu açıdan yine saygıyla anmamızda fayda var. Sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924 yılında hafta tatili kanunu yayımlanmış. Sonrasında İsviçre'den iktibas edilen 1926 tarihli Medeni Kanun ve sonrasında Borçlar Kanunu yayımlanmış. Borçlar Kanunu içerisinde hizmet sözleşmesi var. 2012 yılına kadar yürürlükte kalan bir kanun bu. 2012'de 6098 sayılı kanunla yürürlükten kalkmıştır. Sonrasında 1930 tarihli Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu var. Şu anda iş sağlığı güvenliği sistemlerinin temelini teşkil eden bir kanun. Farkındaysanız pandemi döneminde bile bu kanun hükümlerine bakarak işte aşılamadır, bilmem nedir, sokağa çıkmadır, hep idari para ceza, hep bu kanun esasıyla yapılmakta önemli bir kanun. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar 1936'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iş kanunu olan 3008 sayılı iş kanunu yürürlüğe giriyor. Fakat tamam iş kanunu ama temel bir problemi var. Grev ve lockout kıymetli arkadaşlarım yasağı var. Neden? Çünkü iki dünya savaşı arasındayız. Genç Cumhuriyet'in bu tür hususlara özen göstermesi henüz mümkün değil. Ekonomi yavaş yavaş gelişiyor. Dolayısıyla grev lockout yasağı var. Bu nedenle ilk iş kanunu bu eksikliğiyle anıyoruz. Sonrasında 1952 tarihli basın iş kanunu var. 1954 tarihli deniz iş kanunu var. Sonrasında 1961 anayasasıyla Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet ilkesini benimsiyor. Bu anayasayı o yüzden önemsiyoruz. Hukuk güvenliğinin, hukuk devletinin, sosyal devletin anayasal hüküm haline geldiği bir anayasa. Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğu, sosyal devlet ilkesinin oturtulduğu, sosyal güvenlik, çalışma vesaireyle ilgili hususların anayasal güvence altına alındığı, grev, lockout, sendika fikirlerinin girdiği bir nedir? Anayasadır. Dolayısıyla sendika grev fikri ilk defa girdikten sonra buna uygun yasaların çıkması gerekliliği hasıl olmuştur. Sırasıyla 1963 tarihli 274 sayılı sendikalar ve 275 sayılı toplu iş sözleşmesi kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanundan sonra arkadaşlar iş kanununda da bir takım değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış. 1967 tarihinde 931 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiş fakat Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Dolayısıyla 3. iş kanunu 1971 tarihinde 1475 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir. 2000'li yıllara kadar bu kanun kullanılmış. Hatta 1475 sayılı kanunun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi halen yürürlüktedir. Kıdem tazminatları bu hükme göre verilmektedir. Devam edelim arkadaşlar. 1980 ihtilalinden sonra 1982 anayasası
yürürlüğe girmiş. 1980 ihtilalinin işte görünürdeki gerekçelerinden biri işte grevlerin, lokapların çok olması, ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması, toplumsal karışıklıklara neden olması gibi fikirler ortaya atıldığı için 1982 Anayasası'nda grev, lokat ve hakkı, sendika kurma hakkı oldukça sınırlanmış. Dolayısıyla 274-75 sayılı kanunlar uygulanamaz hale gelmiştir. Bunun yerine 1983 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokat Kanunları yürürlüğe girmiştir. Sonrasında halen yürürlükte bulunan ve uygulanmakta olan 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Biz bu bireysel iş hukuku konusunu kanun içeriğinde ne yapacağız? Sizlerle paylaşacağız. 2012 tarihinde arkadaşlar 3 tane önemli kanun yürürlüğe girmiş. 2012 tarihinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu arkadaşlar yürürlüğe girmiş. İşte hizmet sözleşmesi içeriği. Biliyorsunuz iş hukukunun madde bulunma, iş kanunlarında madde hüküm bulunmadığı zaman genel kanunlar Türk Borçlar Kanunu'na bakılır. Biraz sonra veya ilerleyen derslerimizde de veya paylaşımlarımızda da bunu göreceğiz. Sonrasında 2012 tarihli Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiş. 2012 tarihli Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiş. 6356 sayılı. Farkındaysanız iki ayrı kanun artık tek kanun adı altında toplanmıştır. Neden bu kanunlar yürürlüğe girmiş? 2000'li yıllardan itibaren anayasal birçok işçi lehine, işte sendika, grev, lokalt, toplu iş sözleşmesi gibi hususlarda değişiklikler olmuş. Bu nedenle söz konusu sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hükümleri yenilenme ihtiyacı doğmuştur. 2012 yılında artık 2020'den itibaren, 2020 Temmuz'undan itibaren tüm iş ve iş yerlerinde uygulanmak zorunda olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Evet, böyle bir tarihi gelişime baktıktan sonra kıymetli arkadaşlarım, biraz da iş hukukundaki kanunlaştırmanın özelliklerine bir bakalım. Bireysel iş ilişkilerinin aynı kanunlarda düzenlenmemiş olması önemlidir. Bunun aslında bir kanun içerisinde olmasında fayda var. Fakat şu an itibariyle işte Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre şu andaki Türk iş çalışma hayatı yürütülmeye çalışılmaktadır. İş hukukunun diğer alanlarla ilişkileri de mevcut. Mesela iş kanunu, deniz ya da basın iş kanununa göre genel midir, özel midir? Evet, deniz ve basın iş kanununa göre arkadaşlar hüküm bulunmadığı zaman, iş kanununda hüküm bulunmadığı zaman borçlar kanunu hükümleri uygulanmak zorunda. Bazı işlere borçlar kanunu hükümlerinin uygulanması mecburiyeti var. İşte hiçbir ne deniz ne basın ne iş kanununa girmeyen çalışmalar borçlar kanunu hükümlerine göre uygulanmaktadır. İş kanunları arasında bazı gereksiz farklar var. Kıdem tazminat açısından, yıllık izinler açısından vesaire. Bunların da bir bütün halinde tekrar değerlendirilerek yeknesek hale getirilmesinde fayda var deriz biz arkadaşlar. İş hukukuna hakim olan esaslara şöyle bir bakalım. İşçilerin korunması ilkesi, iş hukukunun zaten temel ortaya çıkış sebebi de işçilerin korunmasıdır. İşçiyi koruyarak sosyal adalet ve toplumdaki dengenin sağlanması amaçlanır. Bunu nasıl sağlarız? Anayasada emredici hükümler koyarız. Anayasaya konulan bu hükümler normlar hiyerarşisi doğrultusunda kanunlarda ve altındaki alt düzenleyici işlemlerde de uygulanmak zorundadır. Emredici hukuk kaideleri koyarız. Mesela deriz ki işçi lehine artırılabilir ama azaltılamaz. Mesela asgari ücretin altında ücret vermek yasaktır. Ya da orada belirtilen kıdeme göre belirtilen yıllık ücretli iznin altında ücretli izin vermek yasaktır. Üstü olabilir
6 olamaz. Bildirim süreleri belirtilir. Bildirim süreleri işçi lehine artırılabilir ama düşürülemez gibi hükümler mevcuttur. İşçinin korunması ilkesi doğrultusunda. Diğer bir konu işçi yararına yorum ilkesi. Bir hukuk kuralı yeterince açık değilse yorum yoluna başvurulur. İş hukukunda açık olmayan hususların yorumlanması durumunda işçi yararına yorum yapılır. Bununla işçinin olduğu kadar toplum yararı da gözetilir. Arkadaşlar, şimdi buradaki temel problem şu. Bunu hep eleştiriyorum ben. İşçimizi koruyalım. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii ki onlar bizim üretimimizin kaynağı, hayatta kalmamızın kaynağı. Fakat işçiyi koruyalım derken istihdamı azaltacak şekilde işvereni de ürkütmememiz lazım. Böyle bir temel felsefem var. Yani işçi yararına yorum ilkesi de olsun ama istihdamı koruma ilkesi de olsun. İşçiyi koruyalım derken işvereni ürkütmememiz, müteşebbis ruhunu ürkütmememiz lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar, kurallar nispi emredicidir iş hukukunda. Yani az önce de belirttim. Nispi emredici ve mutlak emredicilik diye ikiye ayrılır. Nispi emredici kurallar aksi ancak işçi lehine olmak koşuluyla kararlaştırılabilen kurallardır. Bu da önemli. İşte yıllık izin dedim, bildirim süresi dedim gibi gibi. Bunları yeri gelince zaten ne yapacağız? Anlatacağız. İşçinin kişiliği önem kazanır. İşçiyle işveren arasında karşılıklı eğilimlerin değiş tokuşunu öngören sürekli ve kişisel bir ilişki kurar. Bunun sonucu olarak taraflar arasında sadakat, işçiyi gözetme ve bizzat ifa gibi hususlar ortaya çıkar. Yani işçi sadık olmak zorundadır, işveren de işçiyi gözetmek zorundadır. İşçi işi bizzat yapmak zorundadır gibi. İş hukukuna hakim olan esaslara devam ediyoruz. Yönetime katılmak mümkündür kıymetli arkadaşlarım. Yönetime nasıl katılır kişiler? Mesela iş sağlığı güvenliği kurullarında çalışan temsilcisinin olması gibi. Toplu iş sözleşmelerinde eğer hüküm varsa yıllık ücretli izin kurullarında çalışan temsilcisinin ya da sendika temsilcisinin olması gibi. Zaten iş hukukunun temelinde olan çalışmalarda işletme biliminden de esas da toplam kalite yönetimi diye bir bilim dalı vardır. Toplam kalite yönetiminde çalışanların yönetime katılmasıyla kalitenin artacağı, verimin artacağı, huzur ve güvenin artacağı değerlendirilir bilimsel olarak. Bir başka esas toplu iş hukukunda olması ve tarafların özelliği başka hiçbir dalda hukuk kuralı koyan kanun emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere normatif kurallar koyabilen bir sistem yok. Toplu iş hukukunda böyle bir sistem var. Taraflar burada gene bu ilkelere uymak şartıyla özeltir. Peki iş hukuku özel hukuka giren bir hukuk dalı mıdır? Yoksa kamu hukukuna mı girer? Biraz önce de söylediğimiz gibi kamu ve özel hukuk arasında gidip gelir. Daha çok özel hukuk ağırlığı vardır ama kamu hukuku hususları da vardır. Devletin müdahalesi nedeniyle işte iş müfettişliği, asgari ücretin altında ücret belirlenmemesi, idari para cezaları yazılabilmesi vesaire vesaire. İşte bu nedenle karma bir hukuk dalıdır demek zorundayız. Peki iş hukukunun kaynakları neler? Tabii ki arkadaşlar iş hukukunun kaynakları normlar hiyerarşisi kapsamında yukarıdan aşağı doğru bir indirelim bakalım. Şimdi anayasa var. Anayasada işte sendikalar, grev, lokalt, çalışma özgürlüğü, angarya yasağı gibi ondan sonra birçok neler var? Maddeler, hükümler var. Ne dedik? Emredici hükümler koymak suretiyle işçiyi korumak lazım anayasayla. Bu şekilde korunuyor. Peki bunun altında neler var? Kanunlar var. Kanunlar var. Kanunları biz üçe ayırabiliriz iş hukukuyla ilgili kanunları. İşte bireysel iş hukuku kanunları, işte 4857 sayılı iş kanunu, deniz iş kanunu, basın iş kanunu, 6098 sayılı borçlar kanunu gibi.
Toplu iş kanunları, hukuk kanunları 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu diyoruz. Ondan sonra bu var. Sosyal güvenlik kanunları arkadaşlar şu anda işte 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. İşte 5502 sayılı sosyal güvenlik kurumu kanunu gibi kanunlar var. Tabii sosyal güvenlik kanunlarının altında halen mülga olmasına rağmen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 1479 sayılı Bağkur Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hala mülga olmasına rağmen ilk defa sigortalılığı oradan başlayanlar için kullanılan hükümleri vardır. Peki, bunun altında neler var? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri eski. Ben hani kanun hükmünde kararnameydi. Son anayasa 2017 anayasa değişikliklerinden sonra malumunuz artık Cumhurbaşkanlığı kararnameleri oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de arkadaşlar şöyledir. Şunu söyleyelim. Anayasada bizzat kanunla yapılması gereken hususları yapamaz. Kararnamelerle düzenleyemez. Ayrıca kanunla yapılmış olanları da düzenleyemez. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin hususları düzenleyemez. Diğer her hususta Cumhurbaşkanı kararname yayınlayabilir ve kanun gücündedir. Bunun altında kıymetli arkadaşlarım yönetmelikler var. Yönetmelikler var. Düzenleyici işlemler var. Yönetmelikler de iş hukukunun önemli kaynaklarından biri. İşte izinle ilgili, fazla mesaiyle ilgili, çalışma şartlarıyla ilgili birden çok yönetmelik var. İş hukukunu incelerken mutlaka sadece kanunlarla bağımlı kalmamak, aynı zamanda bu yönetmelikleri sonra alt düzenleyici işlemler olan genelgeleri ve tebliğleri ne yapmak lazım? İncelemek lazım. Sonra kanun hukuk kuralı haline gelmiş örf adet kuralları da nedir? İş hukukunun kaynakları arasındadır. Başka arkadaşlar bunlar bağlayıcı kaynaklardır. Bir de bağlayıcı olmayan yüksek mahkeme kararları ve öğreti vardır. Bu da iş hukukunun kaynakları arasındadır. Çok kullanırız. Çünkü tereddüt olduğu durumlarda bunlara bakmamız lazım. Yüksek mahkeme kararları da bağlayıcı değildir. Çünkü sadece o somut olayı ilgilendirir. Fakat yüksek mahkeme kararlarından içtihadı birleştirme kararları bütün tarafları, mahkemeleri, her yeri bağlar. Dolayısıyla o bağlayıcıdır. Ama diğerleri bağlayıcı değildir. Fakat bizler bunu ne yaparız? Kullanırız. Başka, kanun emredici hükümlerine aykırı olmayan iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri de iş hukukunun kaynakları arasındadır. Başka, iş yeri iş yönetmelikleri ve işveren talimatları. Arkadaşlar, şunu belirtmek lazım. İş sözleşmesiyle ya da toplu iş sözleşmesiyle her şeyi tanımlamak çok kolay değil, öngörmek çok kolay değil. Adam 20 yıl önce girmiş, 20. yılda bir takım değişik o iş sözleşmesiyle her şeyi görmek mümkün değil. Dolayısıyla iş yeri iş yönetmelikleri ve işveren talimatları da önemli. Tabii iş yeri iş yönetmelikleri ve işveren talimatlarının iş sözleşmelerinde esaslı bir değişikliğe neden olmaması lazım. Eğer esaslı bir değişikliğe neden olan bir değişiklik olursa işçinin bir takım hakları var. İş kanunumuzun 22. maddesi kapsamında bunu da ilerleyen bölümlerde anlatmaya çalışacağız. İş sözleşmesi hükmü haline gelmiş iş yeri uygulamaları dediğimiz uygulamalar var. Kıymetli arkadaşlarım, bir iş sözleşmesi hükmü haline gelebilmesi için iş yeri uygulamalarının en az 3 kez uygulanması lazım. Örnek verelim. Bir kere yılbaşı ikramiyesi verdi işveren. İkinci yılda aynı zamanda aynı tür bir ikramiye verdi. Üçüncü kez verdiği zaman artık iş yeri uygulaması haline geliyor. İşverenin bunu vermiş olması işçinin hakkı haline gelmiş oluyor kıymetli arkadaşlar. Daha sonra iş hukukunun uluslararası kaynakları var. Sayabildiğimiz kadar bunlar sürekli artıyor. 57 tane Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi imzalanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nü çok önemserim. Çünkü işçi tarafı vardır, işveren tarafı vardır, devlet tarafı vardır ve sürekli bir konferans halindedir ve sürekli sözleşme taslakları hazırlarlar. Üye ülkelerin sorunlarını çözebilmek adına. O yüzden ben Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu şeylerini, sözleşmelerini çok önemserim. Bir de şunu söyleyelim.
hemen yeri gelmişken, kaynaklar sıralamasında usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler arkadaşlar kanun gücündedir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ilişkin bir sözleşme ise ve Türkiye'deki, Türk hukuk sistemindeki herhangi bir kanun hükmüyle çelişirse öncelikli olarak uluslararası sözleşme uygulanacaktır diye de kanun anayasamıza bu hüküm eklenmiştir 90 ve devamı maddelerinde arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Evet. Devam edelim. Şimdi iş yargısıyla ilgili hususları ne yapalım? Görelim. İş yargısını denedik. Bizim bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve iş yargısını görelim. Çünkü bunu baştan görmek faydalı olacaktır. Sonraki zamanlarda bunu kullanabiliriz. Şimdi 2017 tarihinde 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu yürürlüğe girmiş. Bu yürürlük ile iş mahkemeleri arkadaşlar iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda görevli. Kurulmamış olan yerlerde ise iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir arkadaşlar. İş yargısı ile ilgili görev arkadaşlar 7036 sayılı kanunun 5. maddesinde aynen şöyle der. Ben özetle söyleyeceğim. Gazeteciler, gemi adamları, 4857 sayılı iş kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine tabi işçiler ve işveren vekilleri arasındaki her türlü hukuki uyuşmazlıklara iş mahkemeleri bakar. Ayrıca idari para cezalarına itiraz ile 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar yani 5434 sayılı kanun ile ilk defa sigortalı olan memurlar ve kamu görevlileri hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ve veya Türkiye İş Kurumu'nun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara iş mahkemeleri bakar. Ayrıca iş mahkemeleri diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin davalara da bakar. Demek ki deniz iş kanunu, basın iş kanunu, borçlar kanunu, 4857 sayılı kanun kapsamındaki çalışmalara bakıyor. İdari para cezalarına itiraz ile 5430 sayılı kanunla ilk defa sigortalı olanlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik sistemiyle ilgili ve Türkiye İş Kurumu'yla ilgili davalara da bakıyor. Ayrıca başka kanunların işaret etmesi durumunda o davalara da bakıyor arkadaşlar iş mahkemeleri. Özetleyelim. 5993 sayılı kanun, 854 sayılı deniz iş kanunu tabi gemi adamları, 4857 sayılı kanuna tabi işçiler, 6098 sayılı borçlar kanuna tabi işçiler ile işveren ve vekilleri arasındaki uyuşmazlıklar, idari para cezalarına ilişkin itirazlar, 5510 sayılı kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Toplu Türkiye İş Kurumu'nun taraf olduğu uyuşmazlıklar ve diğer kanunlarla verilen görevlere ilişkin davalara ve işlere iş mahkemeleri bakar. İş yargısında yetkiye şöyle bir baktığımız zaman genel yetki kuralları geçerli. Yerleşim yeri mahkemesiyle işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir diyor ve özetleyip geçiyoruz. Burası önemli. İş mahkemelerinde daha önce seri yargılama denilmişti. Şimdi bütün iş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmakta. Basit yargılama usulü ne demek? Normal yargılamada ne var? Dava dilekçesi var. Davayı
Cevap var. Cevaba cevap var. Cevaba cevaba cevap var. Yani replik duplik bölümlerini de içerir normal yargılama. Basit yargılamada ise dava dilekçesi ve davalının cevabı. Bu kadar. Böylece iki tane işlemle bu iş ne yapar? Biter. Dava dilekçesi ve cevap dilekçesi. Bu kadar. Basit yargılama böyledir. Belirsiz alacak davası arkadaşlar önemli bir konu. Belirsiz alacak ve kısmi davayı bilmemizde fayda var. Belirsiz alacak davası açılır genelde daha az harç ödemek için. Bu nedenle belirsiz alacak ve belirsiz alacak davası bazı hallerde alacağı miktarının tam olarak belirlenmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda kanunda belirsiz alacak davası açılmasına imkan tanınmıştır. Hukuk usulü mahkemeleri kanunu 107. madde şöyle der. Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu durumlarda alacaklı hukuki ilişkiye ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Belirsiz alacak davasının konusu budur. Bu kapsamda karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat neticesinde alacağı miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. Ayrıca kısmi eda davasının açılabildiği hallerde tespit davası da açılabilir. Bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. Belirsiz alacak davasındaki fayda şu, zaman aşımı işlemez. İddianın genişletilmesi yasağına tabi olmazsınız. Arkadaşlar, vakaları eksiksiz bildirmek zorundasınız. Belirsiz olan dava değil, alacaktır. İşçi alacaklarında çoğunlukla belirsiz alacak davası açılır. Bir de kısmi davaya bakalım. Kısmi dava tek bir hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağın veya hakkın tümünün değil, belirli bir kısmının talep edildiği davalardır. İki koşul var. Alacağın tamamının aynı hukuki ilişkiden doğması gerekir. Dava konusu edilen alacağın asıl talebin belirli bir kısmına ilişkin olması ve talebin bölünebilir olması gerekir. Arkadaşlar, kısmi davayla ilgili 109. madde var. Buna da bakarsınız. Kısmi davayla belirsiz alacak davası arasında bir sıkıntı olabilir. Hangisini açalım? Belirsiz alacak davası önerilir ama kısmi davada açılabilir. Arabuluculuk arkadaşlar konusu artık mecburi hale geldi. Kanuna bireysel toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı veya tazminatı ile ilgili tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu önemli. Artık arabulucuya başvurmadan dava açamıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka arabulucuda bir sonuca varılamadıysa anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundayız. Ama şunu da söyleyelim, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin maddi manevi tazminat ile bunlara ilişkin tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. Peki başvuru nereye yapılır? Karşı taraf birden fazlaysa bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabulucu komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından seçilir. Yani taraflar kendi aralarında anlaşırlarsa bu anlaştıkları arabulucu da görevlendirilebilir arkadaşlar. Peki arabulucudaki işlemler kaç haftada biter? 3 haftada biter. Ancak bu süre zorunlu hallerde
arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Her iki taraf toplantıya katılmazsa, sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda taraflarının yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır arkadaşlar. Şu önemli, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zaman aşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir. Arabuluculuk görüşmeleri taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun yetkisi alanında yürütülür. Madde 4 önemli, iş yargısı ile ilgili arkadaşlar. Sigortalılık sürelerinin tespit talepleri hariç olmak üzere, bakın tespit talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması zorunludur. Dava açmadan önce mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması gerekir. Bu da önemli bir kural. Tarafların anlaşması arkadaşlar hususunda şöyle bir şey var. Taraflar ve avukatları ile arabulucuların birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilan niteliğinde belge sayılır. Burası önemli. İcra edilebilirlik şerhi için mutlaka toplantıya imzalanan anlaşma belgesine mutlaka avukatların da imzası gerekiyor. Olmazsa icra edilebilirlik şerhi gerekiyor. Bunu da sulh hukuk mahkemelerinden almak zorundasınız. Ama avukatların da katıldığı bu belge, imzaladığı belge olması durumunda icra edilebilirlik şerhi almadan doğrudan icra edebilirsiniz bu belgeyle. Arabuluculuk anlaşması Türk Borçlar Kanunu 420. maddesinde belirtilen ibra sözleşmelerinin mutlaka sözleşme sona erdiği tarihten itibaren bir ay geçmesi gerekir hükmünden ayrı tutulur. Bu hususu müellifler ve ben de eleştiriyorum ibra sözleşmesini atladığı için. Şimdi arkadaşlar temel kavramlara şöyle bir bakalım. Temel kavramlara bakalım. İş yargısını bitirdik. Arkadaşlar ikinci madde 4857 sayılı kanun ikinci maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek üzere maddi olan olmayan unsurlarla birlikte işçilerin birlikte örgütlendiği yere de iş yeri diyoruz. Bunları teker teker açıklayalım şimdi. İşçi, arkadaşlar bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişiye işçi denir. Sekizinci maddede ise iş sözleşmesi bir tarafın yani işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir diyoruz. Bilateral bir sözleşme. Bir taraf iş görüyor, bir taraf ücret ödüyor. İş gören, bağımlı olarak iş gören işçi, ücret ödeyen de işveren arkadaşlar. İşçi, bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişiye işçi denir diyoruz. Bunun için bir işçinin öncelikle hizmet akdine dayanarak o işi görmesi gerekir. Hizmet akdine dayanarak ya da iş akdine dayanarak o işi görmesi lazım. Başka herhangi bir işte çalışması lazım, işçi olması lazım için aynı zamanda ücret karşılığında çalışıyor olması lazım. Yardımdır, angaryadır değil. Ve en önemlisi de işverene bağlı olarak çalışması lazım. Bağlı olarak çalışmazsa bu sefer eser sözleşmesi olabilir, vekalet sözleşmesi olabilir ya da bir başka tür sözleşme olabilir. Şimdi çırak ve stajyerlere bir bakalım. Çıraklık sözleşmesine göre iş görerek
İşi öğrenen kimsedir. İşçi, işverene ekonomik bir değer arz ederken, çırak işi öğrenmek amacıyla çalışır. Bu nedenle işçi olarak kabul edilmez. Çıraklık mesleki eğitim kanununda düzenlenmiştir kıymetli arkadaşlarım. İş kanununda değil. Çırak ve stajyerler her ne kadar işçi değillerse de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Stajyer öğrenmiş olduğu bir meslek ve sanatı geliştirmek, uygulama tecrübesi kazanmak için çalışan kişidir diyoruz. Stajyer avukatlık stajı, mali müşavirlik stajı hariç lise veya yüksek öğrenim kurumu öğrencisidir. Farkındaysanız çırak öğrenmek için iş yapıyor. Stajyer ise öğrenmiş olduğu meslek ve sanatı geliştirmek için stajyerlik yapıyor. Stajyer yine işçi olarak kabul edilmez. İşveren, arkadaşlar işverene bakacak olursak, başka birisini istihdam eden kimse veya hizmet akdinde ücret ödeme borcu altına giren kimseye biz işveren diyoruz. İş kanunu işvereni işçi çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlar. Sendikalar kanununda ise işçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşuna biz ne diyoruz? İşveren diyoruz. İşçi çalıştırması gerekiyor ve hizmetinde çalıştırması gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi alt işverene bakalım. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran kimseye, yani diğer işveren alt işveren diyoruz. Buradaki hikaye ne? Yardımcı iş olması lazım. Yardımcı iş. Mesela ne olabilir? Asıl işin dışında aşçılık, yemek yapma, ne bileyim, iş yerinin güvenliğini sağlama, servis hizmeti, o iş yeri diyelim ki eğitim iş yeri ya da ne bileyim demir çelik iş yeri ama yemek o asıl işten farklı. Başka ne olabilir? Asıl işin bir bölümünde işletmenin iş veya işin gereği olarak teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş olabilir. Mesela bir iş yeri var, gene tekstil iş yeri diyelim, bilgi sistem altyapısı gibi. Bunu kim yapmak zorunda? Teknolojik nedenlerle bir başkası yapmak zorunda. Buna alt işveren diyoruz. Alt işveren, bir iş sahibinin her konuda tecrübeye sahip olması mümkün değildir. Örneğin bir müteahhit su tesisatını yapamaz, elektrik tesisatını yapamaz. Bunu alt işveren vasıtasıyla bir başka şirkete yaptırabilir. Tabii yapılabilir ama genel olarak herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Hani Sokrates'in bir lafı var, bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir gibi. İşte aslında alt işverenlik, asıl işverenlik konusunun özeti bu. Bir işverenden asıl işveren, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işverene alt işveren, taşeron diyoruz. Halk dilinde taşeron denir. Alt işverenliğin kurulabilmesi için iki unsur var. İşletmenin ve işin gereği olacak ve teknolojik ve uzmanlık gerektirme olacak. Bir de yardımcı işler olacak. Alt işverenin olabilmesi için işi temel işi yapan işverenden almış olmalıdır. İş, üretime ilişkin yardımcı işlerden ya da uzmanlık gerektiren işlerden olmalıdır. İş, asıl işverenin iş yerinde yapılmalıdır. İşler sadece bu iş yerinde, işçiler özür dilerim, bu iş yerinde çalıştırılmalıdır. Hem orada hem orada hem orada çalışıyorsa o işçi alt işverenin işçisi olmaz, alt işverenlikte kurulmamış sayılır. Peki müteselsiz sorumluluk ne biliyorsunuz? Zincirleme sorumluluk, birlikte sorumluluk, müteselsiz sorumluluk, alacaklı,
İster asıl borçtan alır, ister müteselsil borçtan alır alacağını. İşte buna müteselsil kefalet de diyoruz ve çok tehlikeli bir kefalettir. Müteselsil ilişkilerde, müteselsil borç ilişkisinde alacak bir borcunu istediğinden alır ama iç ilişkide müteselsil borçlu ödediği ve kendisine düşmeyen kısmını diğer borçtan rücuen alabilir. O ayrı bir konudur. Ama müteselsil borç veya müteselsilen sorumluluk böyle bir şey. Özetle asıl işveren alt işveren işçilerine karşı bu işleriyle ilgili olarak kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk asla sözleşmeyle kaldırılamaz arkadaşlar. Müteselsil sorumluluk neleri kapsar? İhbar, kıdem, kötü niyet, işe başlatmama tazminatları, ücret, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ikramiye, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarını ve iş kazası tazminatını içerir müteselsil sorumluluk. Yani asıl işverenden de o isteyebilir, alt işverenden de isteyebilir. Müteselsil sorumluluğun olabilmesi için tekraren söyleyelim. O işçilerin sadece o iş yerinde çalışması gerekir. İşveren vekili, işverenin anlatmaya devam ediyoruz. Asıl işvereni anlattık, alt işvereni anlattık ve işveren vekilini anlatalım. İş kanununa göre iş yerinde işveren adına hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev alan kimselere biz işveren vekili diyoruz. Veya işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan kimselere işveren vekili diyoruz. Bunu temsil yetkisi ve yönetim yetkisi olarak ikiye bölelim. Temsil yetkisi işveren adına hareket edecek, yönetim yetkisi de işin ve iş yerinin yönetiminde görev alacak. İşveren adına işi yöneten ancak çoğu zaman kendisi de işçi olan kişidir. Bu kişi bazen genel müdür de olabilir, ustabaşı da olabilir ama bunlar işveren vekildir. Aşağıya karşı işveren vekili, işverene karşı ise işçidir. İşveren vekillerinin kendi görev alanlarına giren konularda iş kanunundaki idari para cezaları bakımından cezai sorumlulukları vardır. Ancak hukuki sorumluluk her zaman işverene aittir. İşveren vekillerinin eylem ve işlemleri doğrudan işvereni bağlar arkadaşlar. Şimdi işçiyi anlattık, işvereni anlattık, iş yerini anlatıyoruz. Bugünkü bölümümüzün son konusu. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlarıyla işçinin birlikte örgütlendiği yere biz iş yeri diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir iş yerinde bir tek işçi çalışıyor olsa bile orası iş yeri olur. Bunun için bir alt sınır öngörülmemiştir. Bir işçinin çalışması yeterli. İş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Bunlar önemli. Neden? İş kazası açısından önemli, yönetim yetkisi açısından önemli. Birçok önemi var. Sendikaların kurulması açısından önemli, toplu iş hukuku açısından önemli, önemli de önemli. Şimdi asıl iş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar diye biz ayıralım. Asıl iş yeri bir yaşayalım bakalım, bir tekstil fabrikasını düşünelim. Orada bir ana fabrika binası var, onun içerisinde işte makineler var. Makinelerin içine işte iplikler giriyor, ondan sonra kumaş olarak çıkıyor. İşte bu asıl iş yeri. Mesela bu kumaş olarak çıktıktan sonra buraya bağlı yerler dediğimiz başka bir binada kumaş boyama işi yapılıyor. İşte asıl iş yeriyle iş yerine bağlı yerler dediğimiz zaman, iş yerine bağlı yerler dediğimiz zaman, iş yerine bağlı yerler olmadığı zaman asıl iş yeri üretim yapamıyorsa mal ya da hizmet, işte buna biz iş yerine bağlı yerler diyoruz. Eklentiler var. Bunlar ise olmasa da adam üretimini, işveren üretimini yapar ama bu
Bunlar da iş yerinden sayılan yerlerdir. Mesela dinlenme yerleri, spor alanları, emzirme yerleri, muayene vesaire yerleri. Arkadaşlar bu eklentiler ya da iş yerine bağlı yerlerin aynı coğrafi yerde olmasına gerek yok. Başka şehirlerde bile olabilir. Önemli olan iş yerinin bölümü olarak bir bütünlük aynı yönetim çatısı altında toplanmasıdır. Mesela fabrika satış yeri, mağazası. Bu bir bütün halindeyse iş yerinin bölümü olarak ne yapılır? Değerlendirilir. Özellikle toplu iş hukuku açısından sendikaların nerelerde yetkili olduğu, nerelerde grev, lockout vesaire yapabileceği hususu için bunlar önemlidir. Başka? Araçlar. Bu araçlar sadece tekerlekli araçlar değil, tırtıllı araçlar da olabilir. Forklift olabilir, dozer olabilir. Her türlü araç iş yerinin bölümü olarak sayılır. Özellikle sosyal güvenlik hukuku bağlamında bu yerlerde meydana gelen kazalar iş ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın tamamı iş kazası olarak sayılır. Arkadaşlar iş yeri ya da bir bölümünün devrine baktığımız zaman işçilerin kıdem tazminatında yeni işveren sorumludur. Yeni işverenin sorumluluğu için işletmenin devri sırasında iş akdinin devam ediyor olması gerekir. Devir ile iş akdi sona ermez. Ben istemiyorum diyemez işçi. Yeni işveren iş akdinin tarafı haline gelir. Devir ile iş akdi sona ermez. Yeni işveren iş akdinin tarafı haline gelir. Mevcut olan bütün hak ve borçlar yeni devralana geçer. Ancak belirtmek gerekir ki yeni devralan arkadaşlar devir aldığı işverenin borçlarından 2 yıl boyunca işçiye olan borçlarından sorumludur. Arkadaşlar işletmeyi de görelim. İşletme iktisadi bir kavramdır. İşletmede kar elde etme amacı vardır. İş yeri ise arkadaşlar teknik bir kavram. İş yerinde mal ya da hizmet üretilir. İşletmede ise iktisadi bir kavram. Bazı iş yerleri hem iş yeri hem işletme olabilir. İkisi de bir arada olur. Hem iktisadi bir bina var, hem iktisadi olarak işletmedir, hem de mal ya da hizmet üretilir orada. Ekonomik veya ideal bir amacın gerçekleştirmesine yönelik biçimde aynı işverene ait bir veya birden çok iş yerini kapsayan organize bütün işletmedir. İş hukuku anlamında işletme her zaman birden fazla iş yerinden de oluşabilir, bir tane de olabilir. Grup oluşturan iş yerleri, bunlar bireysel iş hukukunda geçerli ayrı iş yerleridir. Ancak işçilik haklarından sorumluluk gündeme geldiğinde tek işveren olarak kabul edilir. Mesela birisini işten geçer nedenle iş yok deyip atmak veya sözleşmesini feshettiğinizde o işçi ultima ratio, son çare ilkesi olarak diğer grup iş yerlerinde iş olduğunu iddia edebilir ve bunu ispatlarsa işe iade talebi gerçekleşir arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak bugünü 4857 sayılı iş kanununun 122 maddeden oluştuğunu, bir sürü ek maddesi, geçici maddesi olduğunu, bu kanunun amacının işverenlerle bir iş akdine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlediğini belirterek bugünü ne yapalım? Arkadaşlar tamamlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Böyle bir hızlı bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki bölümümüzde çok daha ayrıntıya gireceğiz. Çok teşekkür ederim.